Ey Türk milleti, intihar ediyorsun. Enflasyon %70'leri vurdu. Açlıktan bu ülkede bebekler öldü. Babalar çocuklarını, eşlerini vurarak intihar etti. Sustunuz. Balyoz Ergenekon kumpaslarında yüzlerce onurlu Türk askeri zindanlara atıldı. Sustunuz. Ensar Vakfı'nın evlerinde erkek çocuklara tecavüz edildiğinde bir kadın aile bakanı bir kere böyle bir şey olmuşsa hizmetleriyle ünlü kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz dedi, sustunuz. Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer, ya kiralıktır ya satılık dediler, sustunuz. 10 yılda 3185 kadın cinayeti işlendi. Üstelik kadını koruyan yasalar etkisiz hale getirildi, sustunuz. Son 20 yılda 848 gazeteci zindanlara atıldı, sustunuz. Mossad'ın yabancı ülkelere ajanlarımızı sokmak için göçler en etkili yoldur ifadesini defalarca hatırlatmama, birçok filmle, belgeselle yanlış sığınmacı politikaları milli güvenlik meselesidir dememize rağmen sustunuz. Milliyetçi gazeteciler hudut namustur dedikleri ve yanlış sığınmacı politikalarını haber yaptıkları için zindanlara atıldı, yine sustunuz. Dezenformasyon yasasıyla korkutuldunuz, baskı altına alındınız. Buna da sustunuz. Halkın kendi kendini yönetmesi olan Cumhuriyet tek bir kişinin etkisi altında kaldı. Başkanlık sistemiyle tek bir kişi yasama ve yürütme erkini eline aldı. Sustunuz. Ve son olarak Anayasa madde 153, Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme, yargı organları, idare makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar ifadesine rağmen Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararını tanımadı. Üstelik Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıkça anayasaya karşı bir direniş başlattı. Yine sustum. Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anacağımız şu günlerde Atatürk'ün o sözünü hatırlayalım. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ey Türk milleti, intihar ediyorsun. Bu fütursuzlukla devam edersen Türk tarihi kitaplarının son sayfası olacaksın. Ve o son sayfada sadece bir mezar taşı olacak. Ve o mezar taşında şöyle yazacak: Hüvel Baki sustu ve yok oldu.